Herkese selamlar arkadaşlar. Pik programlama dersine hoş geldiniz. Bu derste Pik'teki timer yapıları hakkında konuşacağız. Timerlar arkadaşlar zamanlayıcı olarak kullanılan birimlerdir. Zamanlayıcılarla belli bir periyotta işlemlerin yapılmasını sağlayabiliriz. Temelde Pik'te 3 adet timer var. Bunlardan birisi timer 0, timer 1 ve timer 2. Timer 0 8 bitlik. Yani 0'dan 255'e kadar saydırma için kullanılan zamanlayıcı türüdür arkadaşlar. Bir diğer timer türü olan timer 1 ise 16 bitlik. O da 2 üzeri 16'dan 65.536'ya kadar saydırma işlemi yapan bir zamanlayıcı türüdür. Bir de timer 2 vardır. Timer 0, timer 1'den farklılar. Timer 2. O da arkadaşlar aynı şekilde 16 bitlik sayma işlemi yapar. Bugün biz timer 0'ı kullanacağız. Şimdi burada interrupt kesmelerini kullanacağız arkadaşlar. Ben bir önceki derste interruptlar kesmeler hakkında konuşurken interruptların birçok türü olduğunu söylemiştim sizlere. Bir diğer türü ise arkadaşlar harici kesmelerden farklı olarak bugün kullanacağımız zamanlayıcı interruptı, timer interruptı yani zamanlayıcı kesmeleri. Zamanlayıcı kesmeleri şu, eğer timer'da taşma meydana gelirse, taşmadan kastım şu, dediğim gibi 8 bitlik bir timer varsa 0'dan 255'e kadar sayma işlemi yapar. Eğer sayı 256'ya ulaşırsa arkadaşlar taşma biti 1 olur. Taşma biti denilen bit vardır register içerisinde, timer register'ında. 1 olduğunda interrupt gerçekleşir ve o periyot dolduğunda bizim işlem yapmamızı sağlar. Şimdi bunun gerçekleşmesi için çeşitli hesaplamalar var. Onları görelim. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi kesme frekansını hesaplayabilmemiz için öncelikle timer'ın adım sayısını bilmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi 8 bitlik bir timer 2 üzeri 8'den 256'ya kadar sayma işlemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu da frekansa göre clock frekansına göre yani kullandığımız osilatörün frekansına göre çıkışının kesmenin frekansını hesaplamayla alakalı formül arkadaşlar. Şimdi 4 değeri hazır olarak gelen bir çarpan arkadaşlar. Post scalar diye. 4 ile çarpmanız gerekiyor bu değeri. Post scalar dediğimiz değer ön ölçekleme. Arkadaşlar ölçekleme dediğimiz ifade şu. Siz diyelim ki 4 milyon herzlik bir giriş sinyaliniz var. 4 milyon herzlik yani 4 megahertzlik. Eğer sizin presikaliniz 4 ise 4 milyon bölü 4'ten timer'a giren frekansın değeri 1 milyona düşer. 1 megahertz. Yani o sayı neyse arkadaşlar o kadar bölme işlemi yapar. Böylelikle timer'ın hesaplamaları için bir kolaylık sağlanmış olur. Biz bugün presikaler değerini 256 olarak seçeceğiz. Mesela burada presikalerle alakalı bu oran da var. Osilatörün frekansının timer'a olan frekansı arkadaşlar. Eğer 256 dersek arkadaşlar sonucunda timer'ın frekansı osilatör frekansının 256'da 1'i olacak. Bu ilk parametre. İkinci parametre timer 0'ın başlangıç değeri olacak. Şimdi biz bu adım sayısı olarak temsil ediyoruz. Eğer biz başlangıcı 0 alırsak arkadaşlar o değerden itibaren 0 değerinden itibaren saymaya başlar. Ve bu sebepten dolayı 256 eksi 0'dan direkt olarak 256 olarak kabul edilir. Yani 256 adımda bir interrupt yükselecek demek. 256, ikincisi de 256. Son olarak count. Şimdi count arkadaşlar birim zamanda kaç kere bu sinyalin, interrupt'ın yükselmesiyle alakalı kullanacak formül. Biz saniyede bir kere meydana gelecek bir dalga oluşmasını istiyoruz. Bir saniyelik osilatör frekansı meydana gelecek sonuçta arkadaşlar. Bir saniyede bir çünkü sinyal yükselecek ve sıfıra inecek. Birer saniyelik frekanslarla. Bu sebepten dolayı count'u 1 olarak kabul ediyoruz. Eğer frekansı 2 Hz olan bir sinyal isteseydik count'u 2 kabul edecektik. 4 isteseydik 4 kabul edecektik arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak osilatör frekansını hesaplamak istersek 4 çarpı presecular değeri çarpı adım sayısı
4 çarpı 256 çarpı 256'dan 262.144 Hz oluyor. Yani timer 0 için 256 adımlık timer'da 1 Hz'lik sinyal üretmek istersek biz 262.144 Hz'lik bir osilatör frekansına sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu programlamaya geçelim. Bunu main nokta h'a alıyoruz. Burada 262.144 değerini burada clock olarak girdik. Sonra arkadaşlar main noktasıya geldik. Tanımlamalarımızı yapalım. İlk olarak byte i diyerek i diye bir değişken tanımlıyoruz burada. Sonra kesmenin tanımlanmasını yapmamız lazım. Int diyoruz. Alt dire timer 0. Timer 0'a ait kesmeyi burada tanımladık arkadaşlar. Sonra fonksiyon oluşturmamız lazım. Kesme fonksiyonu. Void timer 0 alt dire isr diyoruz. Eğer timer gerçekleşirse arkadaşlar bu fonksiyonun içerisine girecek. Burada ismini verdiğimiz periyotta yani neydi? Saniyede bir kez bu fonksiyon içerisine gireceği için o frekans aralığında, daha doğrusu o periyotta, o zaman süresi boyunca yapmak istediğimiz işlemleri yapacağız. Mesela ilk olarak yapmamız gereken şey şu. Clear interrupt diyerek bir önceki dersteki gibi arkadaşlar interrupt'ın içini, bayrağın içini temizlememiz lazım. Int arttırı timer 0 diyoruz arkadaşlar. Sonra yapmamız gereken şey, eğer timer'ın içerisine girilirse başlangıç değerini yine 0'a çekelim ki arkadaşlar 0'dan yine saymaya devam etsin buradan çıktığında. Set timer 0, 0 diyoruz. Ve i değerini 1 arttırsın arkadaşlar. I artı artı yapsın. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar if i eşittir 1 ise bir led'i toggle etsin mesela. Yanıksa söndürsün, sönüyorsa yaksın mesela. Alt satırlara geçelim. Diyelim ki output alt tere toggle pin A0 diyeceğiz arkadaşlar. Noktalı virgül koyuyoruz. Eğer kesme yükselirse arkadaşlar 1 olacak ve bunun değerini toggle yapacak. Yani eğer diyelim ki led bağlı olduğunu düşünelim. Led açıksa 1 ise 0 olacak, 0 ise 1 olacak arkadaşlar. Sonra i'nin değerini sıfırlamamız lazım. I eşittir 0 diyoruz arkadaşlar. Bu arada bir başlangıç değeri girmemiz lazım. Ben onu yazmayı unutmuşum. Buraya 0 diyeceğiz. Sonra void main'in içerisine girelim arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey şu. İlk olarak timer'ı setup ederek kurmamız lazım. Setup timer diyoruz. İçerisine giriyoruz. Yapmamız gereken şey şu. RTCS'i internal diyerek internal bir interrupt'ı aktif edeceğiz. Sonra arkadaşlar dik işaret sembolünü koyarak RTCS'i alt tire division yine alt tire 256 diyeceğiz. Bu prescaler değerinin kendisi oluyor arkadaşlar. Bunun anlamı şu. Eğer osilatörden gelen sinyaller sayılmaya başlanıyor mesela. Eğer bu değer 256'ya ulaşırsa çıkışında bir adet sinyal verir. Tekrar 256'ya ulaşırsa yine bir adet. Böylelikle giriş sinyalini 256'ya bölmüş oluyor arkadaşlar. Bunu da zaten anlatmıştım. Set alt tire timer 0 diyoruz yine. Yine bir parantez açıp kapayalım. Başlangıç değerini 0 olarak atayalım yine arkadaşlar. Sonra clear alt tire interrupt int timer diyoruz arkadaşlar. Int timer 0 daha doğrusu. Sonra buradan çıkıyoruz. Ardından enable etmemiz lazım bu interruptları. Enable interrupt. Int alt tire timer 0 diyoruz arkadaşlar. Benzer bir şekilde bunu global olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten bir önceki derste de benzerini yapmıştık.
Enable interrupts global. Bu interrupt'ın her yerden ulaşılabilir olmasını sağlamak için global ediyoruz arkadaşlar. Buradaki A0 portunu output low'a döndüreceğiz arkadaşlar. Output low pin alt-tire A0 diyoruz arkadaşlar. Ve bu döngünün her zaman dönmesi için bir while true diyerek boş döngü burada oluşturuyoruz. While true dedik. Buraya gelerek arkadaşlar set-tris alt-tire A diyoruz. Bunu bir giriş olarak ayarlayalım. Daha doğrusu çıkış olarak ayarlamamız lazım. 0x00 diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu compile edelim bir. Buraya timer 0 yazmayı unutmuşum. Evet, 0'ı koyduk. Buraya alt tire koymam gerekiyormuş arkadaşlar. Onu yanlış yapmışım. Derledik. Şimdi Proteus'un içerisine gidelim. Bunu durdurayım ben. Şimdi arkadaşlar ben daha önceden bir devre kurmuştum zaten. RA0'a bağlı olan bir adet LED'imiz var ve osiloskop var arkadaşlar. 220 ohmlukta bir direncimiz var. Bununla ne kadarlık, yani periyodu ne kadar olduğunu göreceğiz sinyalin. Burada çalıştırmaya başladık arkadaşlar. Debug kısmından osiloskop diyoruz. Şimdi birazdan sinyal oluşmaya başlayacak. 0.5 saniyelik periyotlarla oluşuyor. Şimdi daha önce anlattım mı hatırlamıyorum ama osiloskop okurken iki tane parametre var. Bunlardan ilki division'lar, bölmeler. Division bölü second. İkincisi division bölü volt. Şimdi arkadaşlar bu division bölü second dediğimiz ilk parametremiz. Burada sinyalin periyotunu hesaplamak için bir karenin kaç saniye cinsinden zamana karşılık geldiğini ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle sinyali ölçeklemeniz mümkün. Şimdi bir saniyenin periyotunu bulmak için iki tane değere sahip olmanız lazım. Bir saniye sinyalin tekrarlanma periyotu kaç kare? 1, 2 çarpı arkadaşlar time bölü division 0.5. 2 çarpı 0.5 ne eder? 1 saniye. Yani bu sinyalin periyotu 1 saniyeymiş arkadaşlar. Böylelikle doğru bir sonuç yakalamış olduk. Bir diğer özellik ise div bölü volt. O da bir karenin dikeyde kaç volta karşılık geldiğini hesaplamak. Bunun için 1, 2, 3 ve 3.3 gibi bir değer var. Şey olarak kare cinsinden. Hatta direkt 1, 2, 3, 3.5 diyebiliriz. 2 ile çarptığınız zaman arkadaşlar 7 volt gibi tepeden yani üst noktadan 6 kadar 7 volta yakın bir değeri görüyoruz burada arkadaşlar. Böylelikle periyotu 1 saniye olan bir sonuç elde ettik. Bu da zaten yanıp sönmesinden geçen süre az çok tahmin edilebiliyor arkadaşlar. 1 saniye sürdü. Böylelikle arkadaşlar interruptlarla alakalı konuyu tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.